rakibin tehditlerine karşı korumanız. Yani görüş, görüş, görüş. Oyunun ismi League of Legends ama amacı görüşü sağlamak. Meta değişiyor, tanklar geliyor, o geliyor, bu gidiyor. Ama değişmeyen tek şey, haritadaki görüşü sağlamazsanız geriye düşersiniz. Kesinlikle sana katılıyorum çünkü haritada görüş size şunu getiriyor. Bu sezon artık sadece skor almanız, sadece koridorunuzu domine etmeniz kesinlikle yeterli değil. Buna skor aldıktan sonra mutlaka bir ejderha, bir kule, bir haritada bir görev katmanız gerekiyor. Bu noktada seninle de 2 gündür, 3 gündür konuştuğumuz gibi Kaan Kural'la da birlikte bunu üzerinden geçmiştik. Haritada yukarı koridorda bir skor almaya gidildiğinde ya da alt koridorda bir skor almaya gidildiğinde takımın geri kalanı genelde bir harita görevi yapmaya gittiğini görüyoruz. Bütün dünyada şu anda genel olarak trend bu yönde ilerliyor. Bunu bugünkü maçlarda en yüksek kullanabilen, en çok kullanabilen takım çok fazla avantaj kaydedecek. Çünkü zaman zaman şöyle maçlar gördük lig boyunca. Bir takımın 10 tane skoru var ama diğer takımın 3 tane ejderhası var, 4 tane ejderhası var. Bu noktada o 3-4 tane ejderhası olan takım bir anda maçın ilerleyen dakikalarında öne geçmeyi başardı. İşleri tamamen farklı hale getirebiliyorlar ve bu takım savaşını kazandıktan sonra o 10 tane, 5 tane neyse artık çok fazla bir önemi kalmıyor. Arkadaşlar şimdi yasaklama seçim ekranına geçiyoruz. Alkışlarınızla. Ve böylece 2015 kış mevsimi finali başlamış oluyor arkadaşlar. Unutmayın ki 5 maçlık muhteşem bir seri bizleri bekliyor. Bir tarafta neredeyse sezonu namalip bitirmiş olan bir Beşiktaş var. Diğer tarafta ise küllerinden yeniden doğan ve mükemmel oyunları mükemmel bir seviye taşıyan Dark Passage var. Ve yasaklamalar geldi. Lebanon Karista şaşırttı mı? Sejuani'si Rexa'yı ve Sion mu acaba bu yasaklama? Şimdi Elvin'de karşı Ariyet'ten Crystal'a karşı da gelebilecek. Ormanda evet. Oynamasını engelleyecek. Diğer tarafta Crystal ve ekibi de rakibin ormanını çürütmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kesinlikle. Rexa'yı, Sejuani bunlar teoklisi çok fena baltalayacak yasaklamalar diyebiliriz. Çünkü çok fazla sevdi. Geçtiğimiz sezon boyunca da çok fazla oynadı şampiyonlar bunlar. Özellikle Rexa'yı bırakıldığı her maçta neredeyse teoklisi tereddüt etmeden aldı. Ve bu maçta göremeyeceğiz. Sejuani de aynı şekilde İrelia yasaklaması geliyor. Elvin'in ellerinde İrelia görmek istemiyor. Beşiktaş takımı. Bakalım şimdi Dark Passage son yasaklamada ne gösterecek? Lissandra enerjinin ellerinde ya da Taldir'in ellerinde olmayacak. Şimdi ilk seçim çok önemli. Bu arada Beşiktaş tarafında Singe'nin üzerinde duruyorlar ama ayrı ittirme potansiyeli olan ki son yamada da artık o çek fırlat özelliğine bir artı gelen bizim de yama durumunda bunu işlediğimiz şampiyon. Riven imza şampiyonu. Taldir'in zaten her yasaklama seçim ekranında bir kere üzerinden geçmesin. Şu alkışları alması olmaz. Yine şovunu yapıyor. Evet. Şimdi ormanda şampiyon havuzu oldukça daraldı gibi geliyor bana. Ormana yönelik bir seçim yapılabilir ama yukarı koridorda hem Lissandra hem Irelia yasaklanınca Maokai burada çok fazla öne çıkıyor ama bir de Hikari faktörü var, doğru. Faktörü var. Ki Elvin de çok iyi performans göstermişti. Taldir'in de çok iyi oynadığı bir şampiyon Ekrem. İki oyuncu da bunu bu şampiyon rakip takıma bırakmak istemeyebilir ama Maokai de takım savaşları için özellikle çok önemli ve Maokai'yi seçtiler. Biraz da ayrık ittirmeden çok takım savaşına sanki haritadaki görevlere odaklanacak bir seçim oldu bu. Tabii Maokai sonuçta seçimi. En güçlü olduğu yer takım savaşlarında. Evet. Ultisini aştıktan sonra gerekirse takım arkadaşını korumak için, gerekirse rakibin üzerine gidebilmek için çok güzel bir silah. Çok önemli bir silah. Hele ki görkemli zaferdeki değişiklikten sonra şu an çok daha etkili olduğunu söyleyebiliriz Maokai'nin. Diğer tarafta orman için bir acaba Nidalee ve koridor için Graves. Eğer bu tercihler gelirse Dark Message oyunun erken dönemlerinde daha etkili olmak istiyor diyebiliriz. Özellikle şimdi Graves seçimi Nardius'un çok sevdiği bir seçim. Nardius'un elinden Graves'i aldığınız zaman tabii ki diğer şampiyonlarda çok iyi oynuyor ama Graves'le bir başka bu geçtiğimiz tanıtım videolarında, takım röportajı videolarında da sıkça gördük Nardius'un Graves oyunlarını. Holy Phoenix bu şampiyonu bırakmayacak gibi gözüküyor şu anda Beşiktaş'ın ellerinde. Bu arada Gragas pardon son haftalarda özellikle çok fazla seçildiğini görüyoruz Gragas'ın. Yukarı koridora da gidebiliyor, ormana da gidebiliyor. Sen neler söyleyeceksin? Özellikle Gragas çünkü önemli bir seçim burada, değişik. Gragas eğer ormanda tercih edilirse ormancıların masaya getirmediği bir şey getiriyor. Ormancılar evet takım savaşının girişi sağlıyor ama Gragas da bu takım savaşını başlatabileceği gibi bitirebilecek de bir özellik var. O ulti sayesinde kötü pozisyonda yakalandıysanız illaki desteğinizden bir medet ummanıza gerek yok. Gragas varidiyle bir anda oradan çıkabilirsiniz. Hı hı. O yüzden bu özelliğiyle şu an favori şampiyonlardan bir tanesi. Ariyet'ten deli gibi tank.
Gragas meta'ya girmeden önce Janna çok fazla tercih ediliyor da mesela şimdi Gragas gibi seçim olunca mesela Janna gibi şampiyon seçmek zorundasınız. Rakibin sizin üzerinize o savaş başlatacak mekanikleri kullandıktan sonra geriye ittirmek için ya da savaşı aniden bitirmek için Gragas'ın ultisini çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca yine rakibin pozisyonu bozmak için de çok rahat bir tercih. Touch'ı da böylece rahatlatmış oldu. Şimdi Thresh'i o Touch'ı son haftaki son yarı finaldeki performansından sonra Touch'ın ellerine bırakmıyorlar. Dumbledore ucunu ellerine verecek ve Beşiktaş bu takımı. Bu kompozisyon yavaş yavaş nişancıyı koru. Ölümüne koru. Kesinlikle. Kompozisyonu doğru gidiyor. Yani bunun üzerine Kog'Maw, Kalista yasaklı, Jinx. Bu tip şampiyonlar görebiliriz. Nardius'un oyunun ilerleyen dönemlerinde korunan ve rakip takımın canını bayağı sıkan bir şampiyon haline dönüşmesine sebep olabilir. Janna'nın da üzerinde duruyor bu arada Dark Passage takımı. İki kere o savaşı engelleme ya da rakibin pozisyonunu bozmak istiyorlar. Ayrıca Naru şu anda Azir'in üstünde duruyor. Bilmiyorum seçilir mi şu anda Azir ama Azir de özellikle rakibin yine takım savaşlarındaki pozisyonu dağıtan çok eskiden izleyen arkadaşlarımız, takip eden arkadaşlarımız bilirdi. Ben Azir'i biraz Anivia'ya benzetiyorum. Anivia'nın o duvarı gibi kendi duvarını koyduğu zaman rakipten iki kişiyi takım savaşının dışına ittiğiniz anda ne o rakip sizin daha doğrusu kendi saldırı gücü taşısını koruyabiliyor ne diğer nişancısını, büyücüsünü koruyabiliyor. Bu da sizin takımınıza çok büyük avantaj kazandırıyor ki hem Azir hem de Janna kilitlendi. Bir açıkçası, de Dark Message yaptığı bu Azir tercihi yani yukarı koridor bir ihtimal yani küçük bir ihtimal de olsa belki denenebilir ama orta koridor odaklı dediğin şey çok doğru. Rakip takımın takım savaşına girdiği anda ikiye ayrılmasını sağlayacak bir ultiye sahip. Ayrıca koridor döneminde erken dönemlerde biraz zayıf olabilir ama vakit geçtikçe onun zaten olayı takım savaşı. Takım savaşlarında çok etkili olabilir. Yanına seçilen Janna da ikinci bir hatta üçüncü bir takım savaşından kaçış. Yani Dark Vest'in şu an kötü postu yakalanırsa 3 tane sigortası var. Bir de son söylediğin bir şey vardı. Çok önemli bence. Dakikalar ilerledikçe güçlenen bir şampiyon Azir. Şimdi enerjinin oyun tipine baktığımız zaman ilk dakikalarda biraz daha o minyonları kesmeye odaklı oynadığını görüyoruz. Daha çok oyunun sonlarına doğru güçlenmeyi seven ve pasif oynayan bir oyuncu. Bu oyuncuya karşı Naru kendi oyun stilini birazcık değiştirip biraz daha o koridorda kalan, koridorda minyon kesen, biraz daha kaçış mekaniği kuvvetli olan bir şampiyon üzerinde kaldı. Ve açıkçası bu benim hoşuma gidiyor çünkü şu var, kesinlikle düşünülmüş, çalışılmış ve bu taktik uygulanacak. Timon üzerine duruyor taç ama bakalım seçilecek mi yukarı koridor için. Beşiktaş yapmış olduğu bu tercihleriyle ya takım savaşını başlatacak. Dark Passage ise ilk başta kayıtlayacak geriye evet. Doğru. Yavaş yavaş çekilecek. Ultiler belki kullanılacak. Hı hı. Ne zaman ki Beşiktaş'ın o ağır kitle kontrolleri aradan çıkacak. İşler birazcık daha hani normal yetenekleri gelecek. Ultilerin atılmasından sonra o zaman Dark Passage yeniden öne doğru başlayacak ittirmeye. Yani bu noktada eğer Dark Passage yan taraflarını, arka tarafını, totemlerle görüşünü iyi sağlayabilirse ve yanlış bir noktadan rakipten baskı görmezse, hep ön saftan çağırırsa rakiplerini, bu takım kompozisyonuyla Beşiktaş'ın ağır bir şekilde takım savaşına girip kitle kontrolünü engelleyebilir. Evet. Bu arada Sion'un üzerinde duruyorlar. Şimdi Sion çok tehlikeli bir şampiyon çünkü Dark Passage'in kurduğu bu takım kompozisyonu oyunun ilerleyen dakikalarında çok fazla güçlenecek. Sion burada aradıkları tank bence kesinlikle. Çünkü dakika 30'dan sonra eşyalarını bitirmeye başladıktan sonra, şöyle 3-4 eşya yaptıktan sonra neredeyse ölümsüz hale geliyor. Öldürmesi çok zor bir hale geliyor ki Dark Passage'in şu anda kurduğu kompozisyona baktığımız zaman biraz hasar bakımından sıkıntı yaşayabilecek bir kompozisyon. Sen neler söyleyeceksin bu konuyla ilgili? Yani şu an Beşiktaş birazcık Nardius'un ellerine bakıyor hasar konusunda. Kesinlikle. Yapmış olduğu bu Lucian tercihiyle. Çünkü Lulia bakınca sonuçta işlevsel özellikli bir şampiyon. Yine Maokai'yi eğer görkemli zafer başlangıcını yaparsa oyunun sonlarında hasar son derece azalabilecek bir şampiyon. Ormanda Jarvan oyunun başlarında evet belli bir potansiyeli olacak hasar konusunda ama gittikçe tanklaşacak. Hatta Bami'nin közünden yanar döner Efsun'una giderse hasarı çok daha az olacak. Yani olay Nardius. Nardius'u o takım savaşında takım arkadaşlarından ayıracak çok fazla silah sahip şu an Dark Passage. Bence yaptıkları tercihler Nardius'u bayağı zorlayacak, Beşiktaş'ı bayağı zorlayacak türden ama yani tabii ki oyunun başında kim daha avantajlı konuma gelecek, koridorları kim kazanacak o çok önemli. Koridor değişiklikleri işin bayağı bir rengini değiştirebilir. Kesinlikle. Ama iki takım da normal olarak güçlerini oynadılar. Naru'nun üzerinde
oyunun sonunda oyunu domine edebilecek bir şampiyon. Nardesun üzerinde yine oyunun her döneminde oyunu domine edebilecek bir şampiyon. Arkadaşlar, maça doğru geçerken iki takım içinde koskocaman bir moral arkışı istiyorum. Buradaki enerjimizi onlara da gösterelim ve KMF için, final için biz de başlangıç sesini vermiş olalım böylece. Şu anda yükleme ekranındalar. Birazdan maça doğru geçeceğiz. Muazzam bir kalabalık var bu arada. Ekranları başındakiler de şu anda görüyor. Ve yani şundan belki çok fazla bahsetmedik Johnny ama seçim ve yasaklama ekranından bütün şampiyonlarla seçildikten sonra özellikle Nardius ve enerji için çok büyük bir gün. Çünkü ilk defa böyle bir kalabalığın önünde oynuyorlar. Bu arada artık maça başladık arkadaşlar. Kırmızı tarafta Dark Passage takımını izleyeceğiz bu maç boyunca. Mavi tarafta ise Beşiktaş takımı oynuyor olacak. 5 maçlık serinin ilk bölümündeyiz. Şu anda hemen eşya seçimlerine şöyle bir göz gezdirmek gerekirse çok farklı bir eşya seçimi benim gözüme çarpmıyor. Aynen. Kristal matayla başlamak istiyorsun ki çok normal. Koridor değişikliği de şu an pek gözükmüyor. Gözükmüyor bu eşya seçimlerine bakıldığı zaman. Alvin bir tane kamp oyunun başında alacaktır diye tahmin ediyorum. Koridora ikinci seviye gelme avantajını kullanmak isteyecektir. Bunu engelleyecek mi Beşiktaş ekibi? Şu an için öyle bir hazırlık yok. Ve Dark Pass'i şu an Sion'u ikinci seviye başlatması için her ortam yaratılmış durumda. Bunun yanında Maka'yı da o fidelerini gidip o keskin gagalara pıt 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 atacak. Atarak o da yine bir ikinci seviye avantajı yaratmak isteyecektir. Yani iki tane yukarı koridor oyuncusunu oyunun başında koridorda görmeyeceğiz ama ışınlanıp koridora gelmeyi tercih edecekler. Şundan da ben bahsetmek istiyorum Johnny. Şimdi Beşiktaş'ın maçları hep hızlı bitti bu sene. Yani 20 dakikalar, 25 dakikalar, işte 30 dakikalar önce çok fazla maç bitirdiğini gördük ve belki de en kuvvetli tarafları maçın başında çok domine edip özellikle Teokales'in baskınlarıyla maçın kontrolünü ele geçirmeleriydi. Bu maçta şöyle birazcık baktığımız zaman sen maçın başında Beşiktaş'ın aynı etkiyi yakalayabileceğini düşünüyor musun? Çünkü baktığımızda şimdi Sion'a baskın yapmak çok kolay değil. Azir'e baskın yapmak çok kolay değil. Graze, Janna ikilisi belki burada Janna birazcık daha kırılgan gözüküyor ama sen ne düşünüyorsun genel olarak? Yani sezon içerisinde olan biteni düşününce ben açıkçası Atlas serisinden farklı olarak Beşiktaş'ın esas odanın yukarı koridor olacağını düşünüyorum. Çünkü Sion düşünecek olursak sıçramasını aldığın zaman ilk 5 seviyede ekstradan bir kaçış mekanizmasına sahip olmayan bir şampiyon ve Maka'yı artı Jarvan'ın çok inanılmaz bir kitle kontrolü var. O oyunun başındaki baskını hayal edecek olursak. Ayrıca orta koridorda dediğin gibi belki Lulu ile beraber bir oyun yapmak isteyebilirler Naru üzerinde ama Naru koridoru ve koridorun etrafını çok iyi kontrol eden bir şampiyon. Burada eğer Teokolis baskın hakkını orta koridoru kullanırsa ve başarısız olursa dolaylı yoldan geri düşmüş olacaklar. Ben orta koridor yerine yukarı koridor odaklı olacağını düşünüyorum. Evet, genel olarak zaten yorumlarda bunu gösteriyordu maçtan önce. İlk hasarlar verilmeye başlandı. Minyonlar yavaş yavaş artık koridorlara ulaştı ve koridor değişikliği görüyoruz. Şu an itibariyle Nardeus yukarıya gitti evet. ve dondurarak başlıyor koridorunu. Sion normal bir şekilde başladı o keskin gagalardan. Hepsini kesip sonra ışınlanmasıyla yukarı koridora geri dönecek. Alt koridorda... Belki dönmeyebilirdi bu noktada. Evet, ormancısı da beraber bir süre dolaşmayı tercih edebilir. Çünkü Jarvan'ı yeni bilmiyorlar ve oraya gitmek kule altına girmek anlamına gelebilir. Dumbledore burada çok önemli bir şey yapıyor. Rakip ormancısı olabildiğince oyalıyor burada. Ne kadar fazla oyalarsa o kadar önemli. Çünkü Teokles ve Talkin evet. oraya doğru ilerliyor şu anda. Crystal bunun farkında mı? Bakıyorum şu anda çok hala tehlikeli. Çok tehlikeli. Rakibin güçlü olduğu yerdesin. Yukarı evet. koridor tarafında rakip burayı dörtlemiş burada. Crystal burada ateşle oynuyor. Bakalım şimdi bunun zararını görecek mi? Şimdi sancak kombosu geliyor. Crystal üzerinde çok yüksek hasar var. Sıçrayıp orada uzaklaşıyor. Hiçbir şekilde Beşiktaş şu anda takip saygı ediyor. Saygı göstermem muazzam lazım buna. Muazzam bir başlangıç. Elvin diye kovuyor hoşlanıyor. Dumbledore. Taldırı takip etmeye devam ediyor. Bir kez daha uzun ilerleyiş. Bir sıçra daha mı? Hayır. Kaçmaya çalışıyor ama şu anda inanılmaz derece geri düşürmüş durumdalar. Ve orta koridorda buna eşlik ediyor. Koridoru ittiriyor enerji. Oraya taç gelmeye çalışıyor şimdi. Naru'nun oradan ayrılmasına izin vermiyor. Sen buradan gidersen... İlk kan dökülüyor! Yanlış, çok yanlış oyun. İlk kan dökülüyor Crystal. Bu şu anda bunu kaldıramadı resmen. Devam et orada. Taldir'in şu anlarda kaldı. Taç orada. Teokles düşecek mi? Teokles düşüyor. Enerji orada. Bakıyoruz şimdi. Nardius yetişmeye çalışıyor. Acaba yetişebilecek mi? Son bir orada. Taşı yakaladı cezası. Bir skor geliyor. 2-1. Muazzam bir başlangıç. Beşiktaş ve Dark Passage maçında. Bir de kırmızı
güçlendirme hala yaşıyor. Ya kırmızı güçlendirme bu maçın zaten şu savaşın yıldızı derken orada Naro devam edecek mi bakalım. Yanda Elmit'le beraber enerji onu dürtmeye çalışıyor. Şimdi kırmızı güçlendirme düşecek ve oradaki savaş bitecek ve Elmit içeri girdi. Kırmızı çaldı. Çaldı. Kırmızı çaldı. Arkadan Naro geldi. Dumble'a uzaklaşmaya çalışıyor. Dumble orada köşede sıkışabilir mi? Sıçacak mı oradan bakalım. Sıçradı. Sıçradı. Çok hızlı başladık. Elmit kırmızı kurtardı ama Crystal bu kırmızı ısrarı yüzünden takım arkadaşlarını geriye düşürdü. Yani rakip takımın burada güçlü olduğu yerde niye ısrar ediyorsun? Bırak onu öbür tarafa geç. Takım arkadaşlarını al, rakibin kırmızısına git. Yanlış. Yanlış, kesinlikle. Bu arada Polyphenix şu anda minyon olarak bayağı bir öne geçmiş durumda. 26 minyonda çünkü bütün bu takım savaşlarına uzak durdu. Koridoru ittirdi. Kulenin canı bayağı bir azaltmış durumda. Koridor değişiminde kulenin canını ne kadar fazla azaltabiliyorsanız o kadar önemli. Çünkü erken kuleyi almanız koridor değişimi tekrardan terse çevirebilmeniz anlamına geliyor. Yukarı koridordaki yalnız baktığımızda Nardios ise bir tane skor aldı ve 21 milyonda. O da şu anda oldukça iyi pozisyonda diyebiliriz. Yani Graves tamam birazcık boşta kaldı orada minyon kesti ama oyunun başında gidip Lucian'a skor vermek demek birçok açıdan geri kalmak anlamına gelecek. Bu birazcık Darkness için canını sıktı. Diğer skor da Thresh'e gitti ki bu da yani gitmiş direkt çizmelerini tamamlamış. Haritada Dumbledore artık her yere gidebilecek esnekliğe sahip ve aşağıya Polyphenix üzerine gidiyor. Taşın sıçraması olmadığını biliyoruz. Yok var şu an. Var, yalnız yakaladı. Yakaladı sıçraması lazım. Taş uzaklaşabilecek mi? Derisiniz. Şimdi Darkness kapatmaya çalışıyor. Sıçradı. Ve geri çekiliyor şu anda Beşiktaş takımı. Her koridora baskın sürekli baskıyı Dark Message'e hissettirmeye çalışıyorlar ve bir an olsun yalnız bırakmıyorlar koridorları. Şu an benim de düştüğüm yanılgıya Beşiktaş çıkmış olabilir. O kadar savaştık adamın hala sıçrasın var abi şeklinde düşünmüş olabilirler. Ama Taş burada canını kurtarmayı başardı. Az önceki pozisyonda sıçramasını kullanmamıştı ama burada kullanmak zorunda kaldı. Ve Taş'la beraber, daha doğrusu Dumbledore'la beraber haritada şu an Teokolis önemli işler yapıyor. Evet, Teokus Evren'in işler yapıyor dediğin gibi. Bu arada ilk eşyalar alınmaya başlandı. Hemen kazmayı cebine koymuş alt koridordaki Polyphenix. Orta koridora baktığımız zaman Azir yani Naru öncelikle büyü savar pelerinle başlıyor. İki tane de Doran yüzüğü var cebinde. Karşısındaki enerji ise öncelikle Ahenk Kadehi'yle başlamayı uygun görmüş. Ki Ahenk Kadehi bu yamada biliyorsun 900 altına düştü. O yüzden erken bir safhada alabiliyorsun. Diğer şampiyonu yine o bu arada. Yalnız Taç geliyor orada. Evet. Taldir'in tehlikeli pozisyonda kalabilir. Şimdi orada uzaklaşmaya çalışıyor. Taç da arkasındaki minyonlara güvenerek rakibi evet, birazcık kesinlikle geri ittirdi. Makoya için bu çok güzel bir senaryo. Koridor değişikliğine rağmen şu an Sion'dan daha fazla minyona sahip. İki tane asiste sahip. Yani çok etkili görebilecek mi? Son pikselden tutuyor. Ferrer'i de gönderiyor. Crystal'a muazzam bir baskın var. Crystal uzaklaşabilecek mi? Üzerine tutuşturdu ama şu anda bomba. Bir kez daha komba geliyor. Ve skor enerjide kalıyor. Belki de bu karşılaşmanın en önemli noktalarından biri enerjiyi öne geçirmek olabildiğince Naru'yla aynı seviyede tutmak. Crystal çok kötü başladı. Şu an şunu yapamazsın. Rakipte gezgin çizmesi varken, görüş varken, Jarvan'la Thresh oyunlar yapmaya çalışırken böyle Andy Cole'u sadece sallaya dolaşamazsın. Resmen Taç'a senin yaptığını ben de yapabilirim diyor yalnız. Aynen. Sürekli koridorlarda, sürekli başka yerlerde tamamen yalnız bıraktı Nardeus'u ve diğer takım arkadaşlarına yardım etmeye çalışıyor. İşte Roam dediğimiz şey bu arkadaşlar. Gezginlik böyle bir şey. Haritada gezip o baskıyı sürekli rakip takımın üzerinde tutmayı başarıyor. Bakalım Dark Passage şimdi nasıl cevap verecek bu duruma? Genelde çok alışkın değiller bu şekilde maça başlamaya. Alt koridora geliyor bu arada Thresh. Acayip baskın deneyecek mi orada? Çok önde Graves. Gelecek bekliyor şu an. Polyphenix'in hızlı tetiğini bekliyor şu an. Acaba kullanacak mı Polyphenix? Taldırın. Çok fazla minyon evet, var. Geri döndü. Geri döndü. Çok fazla minyon var. Bu arada şu an Crystal birazcık haritada görüşü sağlamak için o da yola çıktı. Derken... yukarıda skor geldi. Aşağıya bakarken yukarıda skor geliyor. Elwynd din düştüğünü görüyoruz. Ya Dark Message koridor safhasını şu an bitirdi. O kadar kötü oynuyor ki. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Anlamıyorum. Belki de rakiplerinin koridor değişikliğini tahmin etmiyorlardı. Şu an şaşırmış durumda. Haritada hiçbir şey yapmayan, yapamayan tekrar bir takım görünüyor. Bu arada bakın, bu arada infazı açmış. Kulenin altına hepsini yedirmeye başarmış. Elwynd'e ve son bir vuruş. Yani çok kolay bir skor bir de. Yani hiçbir şey harcamamış. Ne sıçramasını harcamış. Easy mi diyorsun? Ne iyileştirme harcamış. Easy demiyorum ama yani biraz kolay olmuş. Demedin ilk. Gerçekten demedin ilk. Şimdi Crystal orta koridorda tutmaya çalışıyor. Naru'nun yokluğunda koridoru. Taldir'in alt koridorda hala
ittirmeye devam ediyor. Bu arada 43 milyon kesmiş. Yukarıda Elvin de aynı şekilde 45 milyonda başa baş gidiyor. Her iki tarafta koridor değişiminin ardından yukarı koridor oyuncuları. Şu an yani işler gerçekten çok kötü gidiyor Darkness için. Ama yani her zaman maçı uzatmak için bir şansları var. Hele ki ya iyi bir minyon temizleme potansiyeline sahipler bu noktada. Oyunu uzatmamaları için hiçbir sebep yok ama bu rakibe skor, bedavadan skor verme olayını birazcık durdurmaları lazım. Kritik bir şampiyona bir tane skorları var zaten. Azir oyunun başında bu skoru almayı başardı. Ama rakipte de yani en önemli oyuncusu. Ya bu belki eşleşmenin kaderini belirleyecek adam. Heyecanlanacak mı? Geriye mi düşecek? Atmosferi kaldırabilecek mi? Dediğimiz adamda iki tane skor var. Oyunun daha başında. Elvin bu arada şu anda orada olduğunu bilmiyor. Thresh'in bakalım orada bir baskın gerçekleşecek mi? Koridor ittirmeye devam ediyor. Nardios şimdi üzerine doğru gelecek mi? Hayır. Elvin hemen güvenli mesafeye çekilmeye başlar. Naru'ya bir baskı var. Afet geliyor. Naru yeterli hasar çıkacak mı? Tempest sert sert kalıyor. Anlis çok güzel oluyor. Ulti geliyor. Tempest sert kalıyor. Naru kalıyor. Naru. Yine rakibi durdurmaya başlar ama daha bulunuyor orada. Orada ölüm cezası tutturuyor. Şimdi sıçra var. Skor enerjide kalıyor. Yardım Sion geliyor. Sion geliyor. Ulti ile beraber. Ulti. Ulti skor kaçırdı. Thresh. Hava yolları. Enerji. Enerji orada. Dumbledore. Dumbledore. Son vuruş gelmiyor. Gelmiyor. Dumbledore. Yine tutturuyor. Marco'ya geliyor. Marco'ya geliyor orada. Hayır hayır. Yok yeter. Yok. Üç kişi yeter. Var. Üç kişi var. Ayrılın. Üç ayrılın. Ayrılın. Yalnız ya. Büyük oyunlar, büyük oyunlar. İlk önce Naru inanılmaz işler yaptı. Orada hayatta kaldı. Thiokolis kulenin altına attı. Thiokolis Jarvan'da kule altında yaşayan bir oyuncu zaten. Hatırlarsınız geçen seneyi. Burada yine o kule altında yakalanıyor ama devamında Ejderha. Enerjide biz de boş değiliz arkadaş dedi ve içeri girdi. Skoru aldı derken burada Ejderha'ya başladı Dark Passage. Orada güzel, güzel bir hamle. Şu andaki durumda Tahdir'in çalmayı deneyecek mi bakıyorum. Hayır denemiyor. Crystal'a kalıyor. Dark Passage böyle Ejderha'ya cevap vermeyi başarıyor böylece. Şimdi Nardius yukarıda görüyoruz tekrar kendisini. Ayrılmadı koridordan. Minyonları biçmeye devam ediyor. Naru bu arada mavi güçlendirmeyi alıyor. Yani Naru'nun üzerinde çok büyük bir yük var şu anda. Nasıl toparlayacak bakalım bu maçı. Takım arkadaşlar nasıl destek verecek? 3000 altın. Yani daha fark. 11. dakikada 3000 altınlık bir fark. Tamam Ejderha'yı almış olabilirsiniz ama yani bu iyi bir giriş değil. Sana şöyle söyleyeyim. Şu anda Holy Phoenix ile pardon yanlış söyledim. Yukarı koridorda Sion'la Makai'nin arasında çok yüksek fark var. Bu arada ilerlemeye devam ediyor Tal'Drin. Korkusuz geliyor. Bir şekilde Gragas geliyor. Yalnız oraya dikkatli kura olması lazım. Girebilirler. Jarvan yakın. Evet çok az canı var. Jarvan da geliyor. Jarvan da Gragas orada karşılaşacak bakalım. Şu an biliyor. Teoklis gidecek mi üzerine? Orada biliyor gerçekleri hatta dedi ki ben de buradayım. Oradan bir uza bakalım. Evet. Dedi ve Tal'Drin'i rahatlatmış oldu böylece alt koridorda. Crystal'ın oyuna katkı vermesi lazım. En azından erken safhada bitireceğim bir burada keşif taşıyla Thiokolis'in yapmaya çalıştığı baskınları takım arkadaşına gösterebilsin. Şu an oyunda bir varlığı yok. Evet. Bu arada orta koridorda bir takas gerçekleşiyor. Naru ve enerji arasında. Naru burada birazcık daha fazla can kaybetti. Enerji karşısında enerjinin üzerinde hala mavi güçlendirme yok. Bunu da hatırlatalım. Şimdi orta koridor tabi artık bak o hızlı ittirebildiği, o çıkardığı askerlerin menzil avantajını kullanabildiği seviyelere gelmeye başladı Naru. Aynen. Bu dakikadan sonra o koridordaki takaslar çok daha zor olacaktır Beşiktaş için. Aynen öyle. Bakalım şimdi Dark Passage haritada yavaş yavaş görüş sağlamaya, derin totemler koymaya başlayacak gibi. Thiokolis'in işi zorlaşabilir baskınlar konusunda. O da ormancı eşyası olarak yanar döner Efsun'u tercih edecek. Ariyet'ten erken safhada yaptığı keşif taşı ile rakibin ormanı, nehrin üst taraflarını gerçekten iyi kontrol etmeyi başardı. Şu ana kadar Thiokolis her ne kadar iki kere ölmüş olsa da büyük işler yaptı diyebiliriz takım için. 4 tane, 5 tane skorun 4'ünde imzası var. Bu skor katkısı çok önemli. Bunu arttırdığı sürece, bu şekilde devam ettiği sürece rakibin üzerine kurduğu baskı her geçen dakika artacaktır. Naru bu arada çok rahat bir şekilde koridor itmeye devam ediyor. Touch da bu arada Thiokolis karşılaşacak mı orada? Karşılaştılar ama pek oralı olmadılar. İkisi de kendi işlerine baktı dönüp. Haritanın alt tarafını şu an Dark Passage, üst tarafını ise Beşiktaş kontrol ediyor. Sion'un burada dikkatli olması gerekir çünkü yani gördü. Az önce ona touch görüntüyü verdi. Gördü arkasında ama, kulesi yok. Ama Janna da yaklaştı oraya. Janna'ya mı gitti? Hayır. Baron Pit'inden oradan uzaklaştı. Uzaklaştı. Orada yakalanmak istemedi. Şimdi Beşiktaş maça iyi başladı ama o ejderhanın alındığı dakikadan itibaren sanki Dark Passage birazcık olsun oyunu dengelemeyi başardı. En azından oyunun temposunu düşürmeyi başardı diyelim.
Bir de şöyle bir şey var. Sion kulesini erken safhada kaybettiği için şu an nardı üstte koridorda hani dondurarak yavaş yavaş ilerlediği için gittikçe Mako'nun gerisine düşüyor. Bu çok kötü bir haber. Mako'nun güçlü olması demek takım savaşında büyük fark yaratması anlamına gelecek. Sion daha az tanklayabilecek işler. Takım savaşında Dark Vizici neyine gitmeyebilir bu şekilde. Bu arada oradaki pembe tutemi temizliyor. Teokles, Naru, Crystal ve Touch birbirlerine yakın oynuyorlar şu dakikada. Olabildiğince birbirlerini koruyarak o haritadaki totemleme işlemini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Erwin yukarı koridoru ittiriyor yine. Nardeus şimdi aşağı doğru geliyor. Geliyor en sonunda. Geliyor. Peki Taldan'ın burada kalacak. Burada bir oyun yapmayı deneyecekler mi? Gragas da orada. Kulenin altına bak. Jarvan ve Thresh de yaklaşıyor. Çünkü kule altına dalınmasını istemiyor şu an. Her ne kadar Maokai olsan bile 3 kişinin hasarını kaldırmayı bilirsin bu noktada. Ve kulenin altına girmesine izin vermedi o minyonları. Yalnız şimdi Maokai ile beraber bir oyun deneyebilirler şu an. Maokai önde 4 kişilik çünkü bir ekip. Orada totem var. Taldırın. Bakalım sıçrayıp bir oyun yapmayı deneyecek mi? Diğer taraftan geldi. Şimdi gitti ileri doğru. Taç'ın üzerine gittiler. Yemliyor. Taç bakalım canı çok azaldı. Nardius geliyor arka taraftan. Ama hemen geri çekiliyor. Dark Passage bunu anladığı gibi geri çekildi. O kadar kolay değil dediler bu iş. Şimdi Sion oyuna geri dönmeye başlayacak. Çünkü yukarıda o minyon da artık kesiyor. Minyon kesmeye başladı. Ve kule yeniden altı, güçlenecek. Kule altında bir şeyler görebilir miyiz? Ama özellikle Janna ve Janna ve Gragas varken orada çok riskli dediğin gibi. Bunun Naru'nun üzerine gidiyor. Enerji olabildiğince bu takaslar onun için çok önemli. Bu arada şimdi çalabilecek mi orada Gromp'u? Hayır. Hayır çalamadı ama Crystal sıçramak zorunda kalıyor. Sıçramasını çaldı daha iyi. Sıçramasını çaldı çok daha iyi dediğin gibi. Beşiktaş baskıyı giderek arttırıyor Dark Passage üzerinde. Şimdi alt kuleyi istediklerini gösteriyor. Teoklis orada kendisini gösterdi. Amal riskli ve Maokai geri dönecek yukarıya doğru gidecek. Çünkü yukarıda kuleye yaklaşmaya başladı. Bir dakika Sion içerisinde Ejderha Savaşı var. O yüzden büyük risk alamazsın. Koşarak orada kullanacağın sihirdar büyüleri, ultiler sonradan çok kötü sonuçlara yol açabilir ve evet şimdi yukarı doğru yola çıktı. Hatta ışınlanmasını kullanmamak durumunda şu an ışınlanması bekleme süresinde ama Ejderha Savaşı'nda bunu kullanabilecek durumda olacak Taldrin. Ve 103 milyona 87 milyon. Şu an hala fark kendi lehine ki yani uzun süre boyunca aşağı koridorda oyun yapmaya çalışmasına rağmen bu farkı korumayı başardı. İki tane asistini de unutmayalım. Evet, enerji orta koridor itilmeye devam ediyor. Bu arada ebedi kılıcı bitirmiş bir Nardius var alt koridorda. Onu da hatırlatalım arkadaşlar. Aynı zamanda şu anda bakın yüksek hasar vermeye başlayacak birazdan. Kritiği vurmak ya da vurmak derken o çok kritik sayısında infaz geliyor. Tutuştur. Muazzam bir yavaşlatma etkisi var ama işte Janna bu noktada önemli. Takım Ejderha arkadaşını savaşı koruyor ama evet dediğin gibi bu takasın ardından 20 saniye sonra doğacak olan Ejderha için avantajı eline geçirmiş oldu. Beşiktaş ekibi Holy Phoenix koşarak oradan uzaklaşıyor. Hem önce kuleyi alacaklar aynen, büyük hem ihtimalle. Hem kuleyi üzerine bir de Ejderha'yı almayı başarırsa Beşiktaş yani Dark Passage için işler hakikaten çok zorlaşacak. Bakalım Taldir'in ışınlanması da geldi. Olası bir Ejderha savaşı için Ejderha haritaya iniyor. Bakalım bu Ejderha'yı başlayacak mı? Beşiktaş Ejderha'da da durumu eşitlediğinde açıkçası bu Dark Passage için hiç iyi bir haber olmayacak. Şimdi Lulu da geliyor oraya doğru. Bir, orada bir kumdan asker var. Arka tarafta ama rahat bir şekilde alıyorlar. Sıçrayıp bana tutmayı başardı. Muazzam bir oyun. Naru arka tarafta ultisi kullanıyor. Askerler kurtardı. Sıçrıyor. Derken sıçrıyor. Enerjide skor kalıyor. Muazzam bir oyun. Şimdi taç yakalandı. Afet geldi. Taç sıçramak zorunda kalıyor. Gragas ultisi. Oradaki savaşın devam etmesi engelliyor ama bir de mavi güçlendirme kaybediyor. Şimdi Beşiktaş takımı. Beşiktaş muazzam oynuyor şu an. Beşiktaş muazzam oynuyor. Beklentilerin karşılığını veriyorlar ama olayların bu noktaya gelmesinde tekrarlıyorum. Oyunun başındaki o kırmızı güçlendirme ısrarı, Crystal'ın yanlış oyunu ya inanılmaz bir kartopu etkisi başlattı şu an. Hatta o dakika başlatmıştı şu an çığ olmaya başladı bu fark. Orta koridorda da şimdi kuleye gidiyor. Beşiktaş çok hızlı bir şekilde açıkçası aradaki farkı açmaya devam ediyor. 4000 alta kadar çıktı. Son anda Holy Phoenix bu arada orada hızlı tetiğiyle uzaklaşmayı başarıyor. Taldrin yukarı koridora döndü. O da buradaki minyonları geri püskürtecek. Dumbledore geriye dönüyor. Nardius olabildiğince kendi tarafındaki minyonların ölmesini bekliyor bu kuleyi almadan önce. Son bir vuruş ve bir kule daha düştü. Bu oyundaki ikinci kule oldu Beşiktaş'ın aldı. Ya bir yandan da inanılmaz tanklaşan Maokai, inanılmaz tanklaşan Jarvan. Rakibinin geri dönme sürelerini iyi kullandım bakalım bu noktada. Dark Passage kuleyi almayı başardılar. Bu önemliydi. Theokolis oraya korkutmak için geldi ama Dark Passage Thresh'in orada olmadığını biliyordu. Maokai'nin yukarıda olduğunu biliyordu. Nardius'un aşağıda olduğunu bilince kuleyi almamak için hiçbir sebepleri kalmadı. Hatta utanmadan bir de oraya pasifini kullandı. Bu noktada Naru minyonları yerleşti. Evet bu kule de bizim oldu dedi. Önce fethetti sonradan inşa etmeye başladı.
Elvin şimdi yukarı koridorda geri dönüyor. Bu zaten maçın başından beri o kayacıları almaya devam ediyordu. Orada yaptığı işe devam ediyor. Her çok fazla açıldığında geriye dönüp bu kayacıları alıyor. Sonra tekrar koridoruna dönüp minyonları geri ittiriyor. Eşyalara baktığımız zaman şu anda hala Holy Phoenix'in ebedi kılıcını bitiremediğini görüyoruz. Karşısındaki Nardios ise ebedi kılıcın üzerine coşkuyu koymuş durumda ve açıkçası onu da ilerletmeye devam ediyor. Ya işte bu çok tehlikeli. Hani dürtme kompozisyonu değil ama yani infazla şu an Nardios çok ileride olduğu için bu şekilde dürterek rakibi o kuleyi korumasını engelliyor. Niye oyunun başında Lucian'a skor vermememiz gerektiğinin aslında pratikteki karşılığı buydu. Burada coşkusuyla bitmiş olan savaş çizmeleriyle fazla hasar vermeyi başardı. Aslında artık standart bir hasar veriyor ama bakalım bu baskın önüne geçebilecek mi? Graves'in üzerinde hala bir ebedi kılıç yok. Yani parçalar bitmiş ama tamamlayamamış durumda. Bunun da farkında olduğu için Beşiktaş ekibi hemen kuleye baskıyı kurdu. Siz bizim orta kuleye aldınız derken Gragas'ın üzerine gidecekler mi? Hayır. Orada vücut gitmesi darbesi demek ulti yemesi ve kulenin altına gitmesi anlamına gelecekti. Burada evet, ince gördü. Dumbledore'u tuttum ama bırakıyorum abicim. Zaten çok fazla bir alırımız yok orada dedi. Doğru oynadı. Doğru bir oyun geldi dediğin gibi. Böylece üçüncü kuleyi almış oldu. Şimdi bu dakikadan sonra Beşiktaş geriye dönüp tekrardan koridorlara dağılmaya başladığında artık totemlerini, bakın şu anda totemleri Beşiktaş'ın nehir üzerinde. O totemler biraz sonra rakip ormanın içerisine doğru ilerleyecek. Böylece rakip ormanın içerisindeki görüntü avantajı kazanan Beşiktaş, Dark Passage üzerine daha fazla baskı kurabilecek. O ikinci kulelere doğru ilerlemeye başlayacaklar. Bir de Dark Passage bakalım bunu durdurmayı başarabilecek mi? Bir de şöyle bir şey var. Eğer bu dakikaya kadar o katalizörü hala asılık sopayı çevirmediysen bunun anlamı görkemli zafer. Ne zaman ki Tağdır'ın takım olarak savaşmayı isteyecek o zaman işler değişebilir. Tağdır içeri girdi. Albin'in üzerine girdi ama Albin de az tank değil şimdi. Öyle kolay değil o yarı ölüyü. Yarı ölüyü. Ama o diğer tarafta Naru'dan çok büyük hata. Çok büyük hata. Şimdi enerji Holy Phoenix'in üzerine gitmeye çalışıyor ama son anda sersemletti. Sıçıp o olduğu kasırgan üzerinden geçiyor. Tağdır'ın görkemli zaferim nerede benim? Skor için gitmeye çalışıyor ama hayır çok yavaş çok yavaş. Abi koskoca aç şimdi. Değil mi? Zor yani. Bakalım ikinci kule için şimdi yukarı koridordan ilerliyor Beşiktaş takımı. Kayacıları alacaklar. Minyon dalgasının gelmesini bekliyorlar. Kolay olmayacak bu kuleyi almak. Naru'nun yokluğuna belki bir savaş denebilirlerdi ama hayır. Dalgalarını orta koridora gidiyorlar. Yani şimdi zaten bak bu dakikadan sonra ikinci kulelere iş gittiği zaman o kulelerin arasında geçiş yapmak daha da zorlaşıyor. Yakın gibi gözükse de hangi birine gideceksiniz? Yukarıya mı gideceksiniz? Oraya mı koruyacaksınız? Ortaya mı koruyacaksınız? Bakın Maokai Tal'drin alt koridora gidiyor şimdi. Oraya ittirecek. Işınlanması yok ama takım arkadaşları zaten geri dönüyor. Bir takım savaşı tehlikesi yok demek oluyor bu. Yani Tal'drin'i bu maçta o kadar fazla altın bağışladı ki Beşiktaş ekibi bu noktadan sonra ön saflarda hakikaten o ultisini açacak ve Holy Phoenix'le beraber Naru'nun kendisini vuramayışını izleyecek bir Maokai söz konusu. Diğer tarafta ise Sion için aynı şey geçerli değil. O tabii ki hani bir noktaya kadar tanklayabilecek ama rakibin nişancısı kendi nişancılarına göre daha geride olduğu için dayanma süresi çok daha az olacak ki bir de yani Lulu faktörünü göz önünde bulundurum. Lulu tank olan şampiyonu efektif canlı çok daha tank haline getirebilen bir şampiyon. Kesinlikle. Bu büyük bir sıkıntı şu an Dark Passage için. Olaylar istedikleri gibi gitmiyor. Bakalım haritada bir şeyleri değiştirebilecekler mi? Sonunda bitti ebedi kılıç ama tam bir eşya farkı var. Statik hançer. Evet, tam bir eşya farkı. Bu çok önemli. Bakalım toparlayabilecek mi Dark Passage buradan? Hem skorda geriler hem kulede hem de altında 7000 altınlık bir fark var. Çok yüksek oyunun bu dakikası için ve bir kez de bakın işte biraz önce söylediğim durum buydu. O totemler artık orman içerisine gelmeye başladı ve artık ormandaki o kampların kontrolünü yavaş yavaş Dark Passage kaybetmeye başlıyor. Beşiktaş bununla birlikte 10 saniye sonra ejderha çıkacak. Ayrıca şimdi çok rahat bir şekilde ejderhayı da alacaklar. Naru yani rakip takım artık yani Maokai'yi geçtim. Yapılan ordu kalkanı sayesinde herkesin birazcık büyü direnci olduğu için evet, mecburen bu noktada hiçlik değneğine doğru yola çıkmış. Yani bu orta koridorda oynarken çok istediğiniz bir durum değil. Geriye düştüğünüzde bu imdat durumudur. Dark Passage güzel bir burada cevap vermeye çalışıyor. Madem ejderhayı biz zorlayamıyoruz, ejderhayı gidip orada baskı kuramıyoruz. O zaman yukarı koridordan Sion'un ittiği, Elvin'in ittiği koridordan bir kule daha alalım dediler. Güzel bir cevap. Şimdi Beşiktaş takımı kötü koşuyla yakalayabilirler. Bakalım yakalayabilecekler mi? Tal'drin ön tarafta. Hala orada Dark Passage geri çekilmiyor. Şimdi geri çekilmeye başladılar. Naru arka tarafta. Naru'yu yakalamaya çalışabilir arka taraftan gelip. Thresh yandan çeviriyor. Şimdi Teokles orada ileriye doğru çıkıyor. Hızlandı. Sancak kombosu. Naru'nun üzerine doğru gidecek. Ulti geliyor Naru'dan. Geri çekilmeye çalışıyor.
koşuyorlar. Kulübü Arkan çok izdi. Naru'nun canı çok az. Oradan çıkmayı başardı. Çok güzel vurdu Gregas'tan. Arada kalan Naru hala düşmüyor. Şimdi Naru'yu yapar başardan. Naru'yu usta kalıyor skor. Devam ediyorlar. Dumbledore aradan çıkmaya çalışıyor. Olmadı. Taldir'in hala canı full neredeyse. Şimdi Kristal'a doğru çıkıyor. Çok yüksek hasar. Naru diyorsun. Pozisyon almasın. Muazzam bir oyunda. Taldir'in 6 günden beri top diyorum. 3-3. 4-4 mü? 4-4 mü? 4-4 mü? 5-5 mi? Taş düşüyor mu? Enerji oradan çıkmak zorunda kalıyor. Çünkü kule ya kule. Ama Teokles bitirecek mi? Katliam geliyor. Manası yok. Taş kaçmaya devam ediyor ve bırakıyorlar. 4'te 4 o kulenin yapıyor. Altında savaşamazsın ama. O kulenin altında savaşmak çok büyük risk. Naru öldü. Geriye kulesi kaldı. Muazzam. Muazzam bir savaş. Beşiktaş o Naru'nun kulesinin altında verdiği savaşta 4 skor almayı başarıyor. Bakın tekrarını izliyoruz şimdi. Çok riskliydi bu. Bu pozisyonda girmek çok riskli ama önde oldukları için bu riski göze aldılar. Naru yakalandı. Naru'yu aradan çıkarmayı başardılar. Ama bakın kule hala orada vurmaya devam ediyor. Teokolis tanıtıyor. Abi bu ne? Üzerinde hasar var. Börke sıra sende. Börke'ye bırakıyor topu. Börke orada taklamaya devam ederken diğer tarafta Crystal büyük bir hasar yiyor. Nardis mükemmel pozisyon alıyor. Senin söylemiş olduğun gibi. Devamında Elvin'di bitiriyor. Devamında Holy Felix üzerine gidiyor. Holy Felix almayı başarıyor ama kule hala hasar vuruyor. Bu kule ne vuruyor arkadaş derken 4'te 4 ama 5'te 5'i kule çalıyor. Hatta enerjiyi de neredeyse alacaktı. Diğer tarafta sıçramak zorunda kalmış. Sıçra EQ, sıçra kombosu. Hasar vurmayan combo. Rakibin ayaklarını yerden kesti ama Janna da orada rakibinden kaçmayı başardı. İnanılmaz bir savaştı. İnanılmaz bir savaş. Nefeslerimizi tüketti adeta ve devam ediyor. Şimdi mücadele baktığımız zaman 5000 altınlık bir fark devam ediyor iki takım arasında. Skorlar 11'e 5'e gelmiş. Şimdi burada skorlara dikkat etmek lazım. Skorlar kime gidiyor? Bu çok önemli çünkü aradaki farkı daha da dramatik hale getiren bu durum. Bu arada Crystal orada. Yani Solifrix'in üzerinde muazzam bir hasar var. Alabilecek mi Darius? Solifrix! Üç kişinin arasından girip Solifrix'i çıkarmaya başarıyor. Ve Beşiktaş ortadan yardırıyor şu an. Ya geri dönmesi lazım Dark Messenger. Ortadaki ikinci kuleyi kaybetmeyi istemiyorlar. Tek başına Naru bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bakalım başarabilecek mi? Askerler kumdan saldırın. Askerler devam edin ama bir noktaya kadar orada sancağı koydu. Otomatik saldırdılar tabii Nardis orada olmayışı. Arkadan çeviriyor bu arada şu anda. Tehlikeli. Beşiktaş tehlikede şu an. Evet bunu farkına vardılar. Çekildiler. Kuleyi savundular. Nihayet de birebir bir değişim. Asistler Dark Messenger'lar. Kulenin canını azaltmak burada önemli bir rol oynuyor tabii. Aldığı skorlardan sonra yalnız Naru Rabadon'a geçti. Evet. Bir anda. Yani, ve bunlar bonus skorlardı. Rakibin fazla fazla altınlarını cebine koyunca orada belki de rakibin büyü direncine karşı daha farklı bir rol yoldan gitmek isterken şu an abi varsa para neden yapmıyoruz dedi ve bu tercihi yaptı. Bakalım bir sonraki savaşta bunun yararını görecek mi? Ama Naru çok tehlikeli. Eğer pozisyonu iyi koruyabilirse, o askerleri iyi koruyabilirse ön safları sayesinde müthiş hasar verme potansiyeli var. Daha yasaklama seçim ekranındayken söylemiştik. Bu maç ilerlerse Dark Passage'in her zaman şansı var. Çünkü rakibin ağır takım savaşı girişine karşı müthiş önlemleri var. Bunu gözden kaçıramayız. 26. dakikayız bu arada. 27. dakikayı geride bırakıyoruz neredeyse. Ve maç olağanca hızıyla devam ediyor. Bir an olsun aksiyon kesilmedi. Muazzam taktikler izliyoruz. İki takım da çok güzel bu arada. Elvin de orada savaşı başlıyor. Teoklis'i yakalıyor. Teoklis çıkabilecek mi? Hayır. Aradan çıkardı. Gragas ötesi. Müthiş. Orada çok kötü bir pozisyonda kalıyor. Ve skor kime gidiyor? Naru'ya gidiyor. Muazzam oyun. Elvin de orada çok ince gördü. Baktı ki Teoklis. Fener'e bastırmadılar. Takımdan ayrı kaldı. Fener'e de bastırmadan skoru alıyorlar. Şimdi devamında bakalım pozisyon devam edecek mi? Çünkü orada birçok ulti kullanıldı. Beşiktaş'ın hala şu anda ultileri devam ediyor. Yani ellerini ikiye ayırdılar bak takıma. İşte bu özelliği çok önemli. Özellikle Naru bu arada üzerine bakıyor. Çılgın. Şekeri ettirmeye başladı. İnsek. Ultiyi kullanıyor. Enerji üzerinde. Enerji hala hatta. Narius. İnfazı kullan. Narius. Muazzam bir hasar var arkalarında. Kristo uzaklaşabilecek. Bakıyorum şimdi. Orada savaşı bitiriyorlar ve geri çekiliyorlar. Dedi ki ben bu inseyi yaparım Azir'le ama istediği sonucu alamadı. Orada kulenin altına atmayı başaramadı ve üzerine öldü. Birazcık fazla cüretkar, birazcık fazla hani cesaret isteyen bir oyundu. Yapsaydı kazançları büyük olacaktı ama bu noktada başaramadı. Yani orada çok böyle kıl payıyla kurtuldu diyelim yani gerçekten canı çok azdı. Bu arada yani Nardius'un vurduğu yerde güller açıyor arkadaş. Yani, İki tane saldırı, ikisi de kritik geldi ama da yok yani. Ki bir tane AMK kılıcını da aldı. Birazdan kanı susamışını da bitirecek. İşlerin rengi iyice değişecek orada. Elvin bu arada ormanda keskin gagaları temizlemeye uğraşıyor. Taldrin ve Teokles şimdi mavi güçlendirmenin olduğu yere geldiler. Dark Passage tarafında ormanın. Ejderha.
Ejderha'ya dönecekler. 32 saniye, 30 saniye var Ejderha'nın çıkmasına. Holy Phoenix bu arada orta koridor ittirmeye çalışıyor. Bu arada Holy Phoenix de ebedi kılıcını Sadık Anceli'ni bitirdi. Üzerine bir de kazma koydu. Bakalım o da takım savaşlarına artık hasar vermeye çalışacak. Elinden gelince Taldrin orada çalmaya çalışacak mı? Savaş mı başlayacaklar? Teokles yine çok önde bu arada. Ama içeri girmek istiyor şu an. En azından Dark Passage'in bu ejderha bölgesine gelmesine engel. Görüşü aldılar şu an. Görüş avantajını aldılar. Bu dakikadan sonra Dark Passage ejderhaya doğru gelirken her çalıya, her karanlığa kafa atmak zorunda. Yemleyebilirler bu arada. Yemleyebilirler. Yok, çok bıraktı. Çok tehlikeli orası. Şu an DP inanılmaz bıraktı. Tehlikeli. DP bıraktı tamamen. Çok güzel oyun. Beşiktaş bu noktada hani ortada hiçbir şey yokken sadece rakibinin görüşünü mahvederek, orada görüşünü bitirerek bedavadan bir ejderha almış oldu. Çok güzel oyun. Mükemmel bir oyun, mükemmel bir taktik. İki taraftan da muazzam bir oyun izliyoruz. Yani Dark Passage bu arada, yani Dark şunu söylemek lazım izleyenler için. Dark Passage belki kötü başladı ama taçın üzerine gidiyor. Taçın üzerine gidiyor. Taç orada uzaklaşabilecek mi? Çok yüksek hasar var. Enerjide bir skor daha kalıyor. Aman vermiyor. Yani şu anda DP'nin yerine başka bir takım olsa belki şu anda oyun bitmişti. Ya yani o kadar fazla fark açabilirdi. Yine de yaptıkları taktiklerle oyunu zaman zaman o hani futboldaki topa basmak gibi birazcık şöyle soğutarak güzel bir yani yapabildikleri kadar oyunu uzatmaya çalışıyorlar ama burada Beşiktaş tabii akın akın gelmeye devam ediyor Dark Passage'in üzerine doğru. Bu arada Holy Phoenix'e Teokris. Bu Jarvan'a dikkat etmesi lazım. Geçen sene böyle bir ulti attığında takımına maçı kaybettirmişti. Burada birazcık daha evet. Sadece göz korkutmak için, rakibin pozisyonunu bozmak için böyle bir hareket yaptı. İçeri kadar girmedi, kuleyi almayı başardılar. Ya bu arada şu çok fena. Biraz önce dikkat ettiğini çektim bilmiyorum ama Gülü'den gelen Pixie Taldrin'in üzerine ve o noktadan sonra o Pixie gördükleri anda Taldrin'in üzerinde bütün Dark Passage gibi geri çekiliyor. Tabii. Çünkü o kadar hızlı, o kadar süratli bir şekilde rakibin üzerine doğru gidiyor ki yani orada birinin pozisyon dışında yakalanması içten bile değil. Bunu engellemeye çalışıyor yani, Dark Passage takımı. Lulu hızlandırıyor bu noktada. Üzerine kendi görkemli zaferi var. Yani dünyanın bütün takım savaşın mekanizmalarından çıkışı sende olsun yetmeyebilir. Çünkü evet. Arka safları eğer sıçrayarak giderse, Grave'in üzerine odaklanırsa ultiyi atman demek ki çok fazla bir şey değişmiyor. Çünkü zaten şu an Maokai'yi öldürme gibi bir durum söz konusu değil. Maokai günlerce tankleyebilir birilerini. Bütün takımı hatta. O yüzden bu noktada Dark Passage'in her adımına bu dakikadan sonra çok dikkat etmesi gerekiyor. Ortadaki ikinci kuleyi de kaybettiler. Artık harita tamamen Beşiktaş'a açıldı. Beşiktaş'ın yapması gereken şey ise baskıyı aynı şekilde sürdürmek. Baskıyı devam ettirdiğin sürece Dark Passage'in oyunun sonuna gitmesine izin vermediğin sürece maç sende. Ama rölantiyi almaya çalışırlarsa bir şekilde bu üstünlüklerine güvenerek geriye çekilirlerse Dark Passage her zaman yaptığı, geçen sezondan beri çok iyi yaptığı şeyi tekrarlayabilir, geri dönebilir. Bu arada enerji bir pause kullanmış, oyunu duraklatmış. Şu anda hakemimiz de herkesi kontrol ediyor, herkesin hazır olduğuna emin oluyor. Maçı tekrardan başlatmak için Dumpy de şu anda herhalde son artık orada iletişimi kuruyor. Birazdan tekrardan başlayacağımızı düşünüyorum. Almin gittikçe tanklaşıyor. Bak şu an üzerinde ruh gömleği, donmuş yürek ve çivili zırh var. Yani arka safları gidip belli bir süre boyunca en azından Nardius tanklayabilecek pozisyona geldi. Ama Nardius'un bu kadar önde oluşu, 8 tane skoru oluşu bu süreyi azaltıyor. Farklı şartlarda olsa, oyun birazcık daha eşit gidiyor olsaydı bu Sion'un önde oluşu çok şeyi değiştirebilirdi. Ama daha doğrusu eşyalarını yapmış oluşu çok şeyi değiştirebilirdi. Ama bu noktadan itibaren çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Bakalım Dark Passage burada aradığı skorları bulabilecek mi? Şimdi Crystal önden gidiyor ama bir tane ışıltılı ok canının %20'sini götürünce geri çekilmek zorunda kaldı. Oradan bir yudumu aldı canını, birazcık doldurdu. Ve şimdi Baron bölgesinde birazcık görüşü sağlayabilmek için, rakibin totem görüşünü birazcık kırabilmek için Dark Passage ekibi oraya doğru yönlendi. Evet, Baron bölgesine doğru gidiyorlar. Bundan sonraki de çünkü çok rahat bir şekilde Baron olabilir. Naru yakalanıyor burada. Çok yüksek hasar var üzerinde. Naru devamını getirmedi. Beşiktaş takımı Naru da oradan uzaklaşıyor takımıyla. Eğer oraya Beşiktaş'ın diğer üyeleri yakın olsaydı Naru bunun bedelini çok ağır ödeyebilirdi. Ama 5 kişilik Dark Passage ekibi bu noktada beraber oluşu sayesinde belki de Baron'u kurtarmış oldu. Çok tehlikeli anlardayız şu an. Yapılacak bir hata eşittir Baron. Artık 31. dakikadayız arkadaşlar. Bu dakikadan sonra dönüş olmayabilir. Yapacağınız hatası da inhibitör. Baron ejderhaya mal olabilir. O yüzden takımlar artık ihtiyatlar. Ama Beşiktaş haritanın şu an tamamen sahibi diyebiliriz. En azından koymuş oldukları, sağlamış oldukları totemler sayesinde altındaki fark sayesinde daha iyi bir şekilde haritayı domine edebiliyorlar.
Ortadaki tabii ikinci kuleyi almış olmaları, bu da çok önemli. Rakibin ormanının kapılarını kendilerine açmış durumdalar. O bölgeyi kontrol edebilmek için 1, 2, 3 tane totem gelebiliyor Dark Passage ekibinden. Bu da yani bakıyorum diğer tarafları, Baron bölgesini, Ejderha bölgesini zaman zaman kontrolünü yitirmelerine sebep olabiliyor. Nardes bu arada kırmızı güçlendirmesi aldıktan sonra alt koridora tekrardan ilerliyor. O da son fısıltıyı da yapmış. Yani işler giderek daha da dramatik hale geliyor Dark Passage takımı için. Şimdi Baron, burada Baron savaşı da bence çok önemli ve belirleyici olacak. En azından maçın bitiş süresiyle ilgili büyük bir bize bilgi verecek. Çünkü burada Beşiktaş eğer ki Baron alırsa şu anda ihtiyaçları olan o kule ittirmek için aynen, ve çok doğru. Rakibin üzerinde biraz daha fazla baskı kurabilmek için ihtiyacı olan güçlenmesine ihtiyaçları var. Çünkü şu an Dark Passage o minyonları çok rahat bir şekilde temizleyebiliyor. Sahip oldukları o minyon temizleme mekanikleriyle. Eğer Beşiktaş Baron bölgesinde avantajı sağlayıp o Baron'u almayı başarırsa güçlenmiş minyonlar sayesinde inhibitör açabilirler. Şu an işin anahtarı Baron olabilir. Zaten bütün görüş Beşiktaş'ta o Baron bölgesine yönlenmiş durumda. Derken Tevk de şimdi hızlanıyor orada. Dumbledore'la birlikte üzerlerine gidiyorlar. Kule kullanıyor. Varıyor. Orada. Ölüm cezasını rahatlıkla kılıyor acaba? Hayır, tutuşturuyor orada. Enerji skor almayı başarıyor. Er şimdi uzaklaşmaya çalışıyor. Hala orada Naru'nun. Nereye? Yetmiyor. Nereye gidiyorsun Taldir? Kule altında kalıyor. Çok yüksek hasar var. Çıkabilecek. Bakıyorum orada. Horif Enix yetişiyor pozisyona. Enerji üzerine çok yüksek hasar var. Ulti kullanıyor. Enerji de ultiye cevap veriyor ve hayatta kalmayı başarıyor. İşler artık eskisi kadar kolay değil Beşiktaş için. Elvin şu an o kadar tank ki belki de günü kurtaran şey bu oldu. Orada ultisine başladıktan sonra neredeyse şöyle bir şey oldu. Ultisine başlamadan önce Mako'yu uğursuz ilerleyişte gitti. Ultiye başladı. Mako'yu aman Allah'ım nereye gidiyorum ben? Kulenin altına kadar gittim. Çok hasar yedim derken Baron bölgesinde belki de çok daha büyük bir avantaj yakalayabilirlerdi. Bu hamleyi yapmasalar. Evet. Belki de orada Elvin'i düşürseler ki şu an tanklığının farkına varmışlardır artık. Evet. İnhibitör açabilirlerdi. Burada bir kumar oynadılar ve sonucu çok iyi olmadı. Ya Elvin'in üzerinde şu anda ruh gömleği, üzerine o donmuş yürek, çivili zırh, ninja tabisi, bir tane daha dokuma zırh almış üzerine. Yani bu eşyalar varken gerçekten de onu öldürmek çok zor. Ve belki de bunların üzerine koyacağı bir randuinle birlikte Nardius'un hasarını tamamen azaltacak. Enerjiden bu noktada yeterli hasar çıkması gerekecek. Nardius'un çok büyük bir gün var. Yani şu evet, takım savaşlarında yakalanmaması, kesinlikle ölmemesi lazım. Bütün takımın hasarı şu an onun üzerine birikmiş durumda. Evet, bakıyorum şu an enerjinin üzerinde hem Luden'in feryadı, üstüne Brabadon yapmış. Yani hasarı gerçekten çok fazla ama esas hasar yükünü çeken oyuncu Nardius şu an. Kesinlikle iki tane görkemli zafer var. Bir tanesi Thresh'te, bir tanesi Mako'ydı. Yani bu savaşa girecekler ama oyunun başında yapılan tercihler burada Dark Vision çok fazla işine yarıyor. Gragas ultisi, Naru'nun seçmiş olduğu Azir'in ultisi, Janna'nın ultisi o girişi bir şekilde durdurmayı başarıyor şu an. Nardius alt koridora doğru ilerliyor. Şimdi arka taraftan Jarvan kapatacak. Elvin burada kötü bir pozisyonda kalabilir. Thresh Tor'a doğru ilerliyor. Dark Passage'ın bütün ekibi şu an haritanın üst tarafında. Şimdi Elvin'in üzerine gidiyorlar. Ultisini mi orada açtı acaba? Evet, ultisini açmış. Bu infaz geldi ama Elvin de orada uzaklaşmaya başlıyor. Şimdi Dumbledore üzerine Görkemli doğru gidiyor. Görkemli zafer geri kullandı. Önce derisini yüz, sonra ölüm cezası. Elvin de oradan çıkıyor. Tutuşturuyor. Elvin de oradan çıkış yok. Nardius'ta bir skor daha kalıyor. Ya haritadaki görüşe bakar mısın? Haritanın aşağı tarafında herhangi bir şekilde bir görüşün taç var mı? Taç çıkabilecek mi orada? Baron bölgesine sıçrayıp uzaklaşıyor. Çok yanlış oyun bu. Oyunun yani bu noktasında görüşün yokken girip tek başına aşağı koridorda iki tane kulenin önünde minyon biçemezsin. Ejderha bu arada bir kez daha Beşiktaş'a gidiyor. Dark Passage'den çok fazla hata, çok fazla hata arka arkaya gelmeye devam ediyor. Dördüncü ejderha ya. Dördüncü ejderha. 6 dakika sonra maçın kaderi belirlenecek. Bakalım. Bu arada Baron için herhangi bir hareket yok. Alt koridorda Nardius tek başına koridor ittirmeye devam ediyor. O kulenin eğer korumak için kimse gitmezse çok hızlı bir şekilde düştüğünü görebiliriz. Terekles de oraya geldi. Ayrıca yine Thresh de Dumbledore da oraya geliyor ve kule düşüyor. Bir kule de almayı başarıyor. Böylece Beşiktaş 5. kuleyi almayı başardılar oyundaki. Aynen öyle. 5. kuleyi açtılar. Ejderha'nın 4.sünü aldılar. Şu an Beşiktaş çok iyi konumda. Yani Dark Passage bir şekilde oyunu rölantiye almayı başarmıştı ama verdikleri bir tane skor yani değer miydi? Ekstradan orada alacağı bir minyon dalgasında belki bir tane kumaş zırh alacak. Ama yani zaten tanklıyorsun, zaten ölmüyorsun. Az önce gördük 3 tane kasmış şampiyonun üzerinde bir de tutuşturla beraber anca öldürebilirler. Takım savaşlarında 5 kişi sana odaklandı, yine öldüremediler. O kadar gerek var mı? Takımla beraber dur.
ya da kulenin altında kal. Ne kesinlikle, bileyim. Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten tanklaşmışsın. Hani hayatta kalabiliyorsun. Ya da git arkadaki 3 tane minyonu kes. O koridoru yavaş ittirmeye bırak. Slow push denilen şeyi yap. Evet. Ki baron bölgesi birazcık avantaj sağla. Hiçbirisini yapmayıp eğer önde durup patır patır minyon kesersen kapatırlar abi. Rakip takım mobil şu an. Hani doğası gereği mobil değil ama yaptığı eşyalar 2 tane görkemli zafer. Yakalarlar. Yakalarlar dediğin gibi. Naru bu arada ormanın içerisinde duruyor. Belki de bir tuzak girişiminde Chris'i olabildiğince orta koridoru ittirmeye çalışıyor. Teokles şimdi geldi oraya. İşte bunu bekliyormuş Naru. Orada Baron da vuruyor yalnız Teokles'e. Dikkatli olması lazım. Çok hasar. Teokles oradan uzaklaştı. Baron yalnız, da vurunca... Şu an Nardius'un üzerindeki o koruyucu melek. Bir de bunun ultisini hesaba katacak olursak... Ya Nardius'un şu an ölümsüz olması lazım. Çok işler yanlış gitmediği sürece. Şimdi şöyle bir durum var Johnny. Dark Passage'a baktığın zaman tamam. Gragas'ın ultisi Nardius'un pozisyonunu bozabilir. Naru'nun ultisi bozabilir. Janna'nın ultisi bozabilir ama... Şu yok, ağır bir kalabalık kontrolü, sersentme etkisi yok daha doğrusu söylemek gerekirse. Ya da yerine mıhlama etkisi yok Dark Passage'da. Bu olmadığı zaman çok mobil olan bir şampiyon, Lucian gibi şampiyonla Nardius çok rahat pozisyon alabiliyor. Zaten bir de, bunun olmayışı dediğin gibi, bunun olmayışı da bu noktada... O tutmayı başardı orada, Naru'nun üzerine gidiyorlar, Naru düşüyor. Çok hızlı bir şekilde adeta eridi orada. Baron'u getirebilir bu ya da belki kule açmayı deneyebilir Beşiktaş takımı ama Baron'a doğru gidiyor hemen hızlı bir şekilde. Dark Passage bu oyunu yaptığımız hatalar olarak hatırlayacaktır. Yani oyunun başından beri yaptıkları hatalar kırmızı bölgede başlayan... Yalnız Crystal acaba burada çalabilecek mi derken orada bile Crystal'a gittiler. Bıraktan Baron'u! Touch! Anında eriyor, düşüyor. Crystal, Baron arkasına yakalanıyor. Ultisini kullandı ama ardından Teokles kendi ultisini kullanıyor. Devam ediyor takip etmeye Crystal'ı. Crystal üzerinde çok yüksek hasar var. Crystal orada uzaklaşabilecek bakıyorum. Olabildiğince oyaladı. Rakibi alt koridora Sion cevap vermeye çalışıyor kule alarak ya ama. Ya sabah kadar ittirsin. Üzerinde bir tane hasar eşyası var mı? Tamam ya kuleyi şimdi... aldın. Bir şey ifade edecek bir de Baron güçlendirilse de birlikte zaten çok çabuk bir şekilde tekrar geri ittirecekler o koridoru. Beşiktaş rakibini çok iyi analiz etmiş. Özellikle Crystal'ın zaaflarını bu noktada çok iyi bak kuleyi bile alamadı. Ama Elvin de oraya gelmesine gerek yoktu. Zaten oradan hiçbir şey çıkmayacağı belliydi. Takım arkadaşları düştü. Daha önemlisi Naru orada yakalandı. Görüşün olmadığını biliyorlardı. Bu noktada Beşiktaş rakibi Dark Passage'in ve avantajı elde ettiler. Şimdi bakar mısın canının %40'ı kadar neredeyse bir zırh. Daha doğrusu kalkan geliyor orada. Ve Elvind'in geri gitmesine izin vermiyor şu an. Evet, saldırının orada Elvind'i tutuyor tamamen. Ve Naru'nun da tekrardan doğduğunu Elvind görüyoruz. Elvind olmadan arka saflara ulaşma ihtimalleri yok çünkü çok şu an. Çok fazla minyon var orada. Baron güçlendirme, Teokles'le birlikte ittirmeye devam ediyorlar. Bıraktılar. Orta koridora mı dönecekler acaba bakalım. Biraz daha diğer koridorlarda baskı ihtiyaçları var. Çok yani doğru bir dönüş. Bak, evet. Beşiktaş çok akıllı oynadı. Elvind'i geriye döndüğünü anladıkları anda arkalarında bir tane totem olabilme ihtimali ki var şu an bir tane totem. Evet. Oraya ışınlanma atıp arkadan çevirme ihtimali olabileceğini düşündü ve hemen abi gerek yok zaten baron güçlendirmemiz var. Çıtır çıtır bütün koridorlardan ittirebiliriz. Geri dön alışverişini yap ondan sonra güvenli bir şekilde dön. Doğru oyun. Doğru oyun yine geldi. Burada Dark Passage, pardon Beşiktaş tarafından enerji şimdi orta koridoru ittiriyor. Baron güçlendirmesi... Çok önemli bir rol oynuyor şu anda oyunda. İki koridordan birden ittiriyorlar. Art koridorda da Taldirin ittiriyor şu anda koridoru. Bu arada Elvin'in üzerine doğru gidiyorlar ama hayır Dumbledore. Doğru da Orifrix'in üzerine gitti. Bir ölüm cezası geldi. Bakalım kurtulabilecek Orifrix sahneleri kurtarmıyor. Dead Grit. Nardius, Nardius, Nardius. Şu anda korkunç duracak. Naru'nun üzerine gidiyor. Naru kaçabilecek mi? Şuradan. Dördü. Taş. Üç. Tek başına. Tüm Dark Passage'in üzerine doğru gidiyor. Elvin de orada. Artık daha basit yapmıyor ama döndü Crystal üzerine Crystal'a ölecek mi? Dörtme! Hayır! Taldirin! Kaptan yeter bu kadar dedi. Ve maçın sonuna geldi. Dark Passage'ın teslim olduğuna çok sık şahit olmazsınız. Beşiktaş ilk başta rakibini teslim olmaya zorluyor. Muazzam bir performans Beşiktaş'tan 23'e 7 skor. 70.000 altın, 55.000 altın. Beşiktaş adeta Dark Passage'ı ilk maçta susturuyor ve şu anda ikinci maça belki çok daha rahat bir şekilde geçecekler. Kesinlikle öyle. Maçın başında yapılan hatalar açıkçası Nardius'a giden o skor maçın kaderi oldu diyebiliriz. Müthiş bir oyun Beşiktaş'tan. Maçın başından sonuna kadar ufak tefek hatalar olabilir ama harita kontrolü bakımından, yapılan manevralar bakımından her şey 10 numara 5 yıldızlı diyebiliriz Beşiktaş adına ve bu maçı İkna edici bir şekilde kafadaki soru işaretlerini silecek şekilde Nardius acaba kalabalık karşısında oynar mı? Enerji heyecanlanır mı? Oynuyor, heyecanlanmıyor. Cevaplar bunlar. Evet arkadaşlar böylece ilk maçı geride bırakmış olduk. 5 maçlık seride Beşiktaş 1-0 öne geçti.
Dark Passage'in şimdi arada birazcık oturup şapkayı önüne koyup biz neyi yanlış yaptık, ikinci maçta nasıl çıkmamız lazım o sahneye diye düşünmesi gerekecek. Yani bütün bir de Beşiktaş akıldaki soru işaretlerine giderdi. Nardius ne yapacak, Enerji ne yapacak? İlk defa böyle bir sahneye çıkıyorlar. Acaba heyecanlanacaklar mı? Ama hayır, Nardius o son savaşta hatta tek başına 3 kişinin önüne gitti ve Dark Passage'in önüne aldığı gibi skorları aslında topladı. Aslında hani çok lafı geçen o Kog'Maw'lı Juggernaut evet. denilen kompozisyonu Lucian'la yaptılar. Lucian üzerine zırhlar, kalkanlar, işte koruyucu meliktir. Üzerine yürü dediler, al şu görkemli zaferle. Nardius da gitti. Yani iki tane şampiyonu neredeyse tek başına öldürdü. Şunu da söyleyebilir miyiz Johnny? Hem Azir, hem Gragas, hem de üzerine Janna. Bence üçü fazlaydı. Yani üç tane benzer yapıda ultiye sahip olan, benzer amaçlarla kullanılan ultiye sahip olan şampiyon birazcık sanki fazla oldu yani. Arada belki bir tane daha böyle mesela Jarvan'ı alsalardı ya da belki hani Sejuani'yi yasaklanması, Sejuani tarzı bir şampiyon alsalardı belki daha fazla işlerine yarayabilirdi. Belki de olabilirdi ama rakip takımı ikiye bölmek adına güzel bir kompozisyondu. Ben Dark Passage'in kompozisyonla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Dark Passage iyi düşündü. Rakibin yapmak istediklerini aslında uzun vadede iyi bir şekilde ilacını oluşturmayı başardı o yasaklama seçimeklerinde. Ama maçın başından itibaren yaptıkları ufak hatalar öyle yuvarlandı, öyle birikti, üstüne bindi ki ya bir çığ haline geldi. İşte kartop etkisi dediğimiz şey bazen soruluyor. Nedir diye, işte bu. Bu yani. Evet. Bu arada yayınımızın başında söylemiştik. Şu anda Charmy'nin yanında birisi var. Bakalım Charmy kiminle röportaj yapacak şimdi. Charmy'ye gidiyoruz. Söz sende. Merhaba arkadaşlar. Yanımda şu anda Atlas abi var. Sizler de tanıyorsunuz. Kendisi Atlas takımından. Biz burada kaldık. İnanılmaz bir maç izledik. Beşiktaş'ın çok ciddi anlamda domine ettiği bir maç oldu. Sen neler söylemek istersin performansları hakkında iki takımın? Yani finale yakışır derecede. Çok güzel bir maç oldu. Çok heyecanlı bir maç oldu. İzleyenler sürekli alkışlarla yerlerinden kalkarak oyunculara destek vermeye çalıştılar. Beşiktaş oyuncu koridor değişimini çok güzel kullandı. Bu onları oyunun başında bayağı ileriye götürdü. Bu yüzden yani koridor safhasını iyi kullandıkları için objektifleri de iyi kullanabildiler öne geçtikleri için. Bu sayede oyunu güzelce kazandılar ama çok güzel bir maç oldu izleyenler için. Peki sence oyunun yıldızı kim oldu diye bir sorum var. Nardius bir hayli etkiliydi. Evet, Nardius'un oyunu gerçekten çok etkileyici bir oyundu ama maçın ya bir kahraman seçmem gerekirse herhalde ben de support oyuncusuyum. Burada Dumbledore'a oy vereceğim çünkü hookları çok iyiydi. Yani takımını öne geçiren oyunları her zaman o yaptı. Peki normalde görmediğimiz bir tercih gördük, Azir tercihi. Bu tercihle ilgili neler söylemek istersin? Beklemediğimiz bir durumda Narun'un ellerinde de iyi olduğunu söylemek mümkün. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Azir tercihini evet ligde çok az gördük ya da hatta görmemiş bile olabiliriz. Ama gerçekten kendisi çok iyi çalışmış bu maça. Bu maç için genel iyi hazırlanmış. Ama maçın başında dediğim gibi istediklerini yapamadıkları için Azir de çok etkili olamadı. Başa baş, koridor safhası başa baş bir oyun olsaydı eminim Azir çok daha tehlikeli olacaktı. Çok teşekkürler geldiğiniz için Atlas abi. Arkadaşlar ikinci maçımıza doğru adım adım ilerliyoruz. Söz tekrardan yorumcularımız Glendal ve Johnny'de. Evet arkadaşlar tekrar sizlerleyiz. Teşekkürler Charmy. Ayrıca...